Sınıflandırmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hayvanlar alemindeyiz. Hocam iki videoda bitireceğiz burayı. Omurgasızlar ve omurgalılar. Hadi gelin birlikte öğrenelim. Omurgasızlar dediğimiz zaman aslında sırtta sinir şeridi taşımayan hayvanlardan bahsediyoruz. Ama şöyle hayvanlar alemiyle alakalı bir ufak giriş yapayım. Tabii diğer canlı alemlere göre daha fazla canlı türü içerdiğini biliyoruz ama bunun en temel sebebi aslında omurgasızlar. Çünkü en kalabalık gruplar burada. Hayvanlar aleminin tamamı ökaryotik, çok hücrelidir ve heterotrof beslenme gösterirler. Büyüme sınırlıdır. Bitkilerdeki gibi böyle bir meristem doku vesaire yok. Genellikle eşeyli üreme görülür diyoruz ama eşeysiz üreme de var. Hatta omurgalılarda da eşeyli üremeyi şey süremeyi göreceksiniz. Hangisinde hocam özellikle mesela hiçbir şekilde erkek birey bulundurmayan bazı kertenkele türlerinde biliyoruz ki partenogenez de öreme var ve partenogenez bir eşeysiz üreme. Hocam onu ne zaman göreceğiz? Tabii ki üreme kısmında göreceğiz. Büyük bir çeşitlik gösterir dedik burası. Ee, Tabi biz burayı sınıflandırırken çok temel kriterlere bakıyoruz. Bunlarda işte vücut simetrileri var, omurga var mı, sinir şeridi var mı, hangi tip solunum yaparlar, akciğer tipleri nedir, içerisindeki yapı nedir, işte dolaşım sıvısı nerededir, yani kan nerede geziyor, işte damar dışına çıkabiliyor mu gibi aslında birçok şeye değinerek arkadaşlar bu sınıflandırmayı yapacağız ve bitireceğiz. Tabi dediğim gibi omurgasız ve omurgalı temelde iki tane şubemiz var. Omurgasızlara baktığımız zaman sünger, sölenter, solucan, yumuşakça, eklem bacaklı derisi dikenleri görüyoruz. Ve burası basitten karmaşa, her zamanki gibi sınıflandırmada bir basitten karmaşa mantığı var. Yani ben size şöyle bir soru sorsam, desem ki şu ekranda gördüğünüz canlılar içerisindeki en gelişmiş omurgasız canlı kimdir? Siz derisi dikenliler diyeceksiniz ve hani onların özelinde de birkaç bir şey söyleyeceğiz zaten. Bakın hayvanlar aleminin en fazla türe sahip olan kısmı yani %95'lik kısmı omurgasızlar içerisinde. Tabii bunların da en kalabalık grubu eklem bacaklar gibi bir alt grup olacak. Peki karada ve suda yaşayan omurgasız türleri mevcuttur. Dış iskelet bulundururlar. Tamamı ee, Dış iskelet yapısını bulundurur gibi bir ifade kullanmadım dikkat ettiyseniz. Yani tamamı diye bir şey yok biyolojide ama dış iskelet ifadesini görüyorsanız bunu omurgasızlarla ilişkilendireceksiniz. Yani bu şekilde soru çözmeye dikkat edin. Mesela dış iskelet kitin yap yapılı dış iskelet kimde var? İşte eklem bacaklarda. Hocam mesela bizde ne var? İç iskelet var değil mi? Kemik yapılı kemik ve kıkırdaktan oluşan iç iskeletimiz var. Başka ne olabilir hocam? Tabi... Hocam omurgasızlarda da iç iskelet bulunabilir ama o kemik ve kıkırdak yapılı değildir. Onlar daha çok böyle kalsiyum türevli işte e, iğne iğne şekilli yapılardır. Mesela. E, spikül denilen çıkıntılar vesaire bulunabilir bazı canlılarda. Bunlar detaydır. Sadece şunu söylüyorum. Mesela iç iskelet bulunur, kemik kıkırdaktır dersen tabii ki omurgalara gideceksin. Ama tek başına iç iskelet, iç iskelet bulunur dediğinde omurgaları yalnızca düşünme. O yüzden böyle bir ifade kullanılmış. Çünkü burada iskeletin ne olduğu çok önemli. Peki hocam omurgayla desteklenmiyor. Yani bizim böyle sırtımızdaki sinir şeridi, mantığındaki o omurgalardan tabii ki bunlar da yok. Zaten temel ayrım mantığı bu. Omurgalı, omurgasız mantığı. Sünger, solenter, solucan, eklem bacaklı, yumuşakçalı, derisi dikenli olmak üzere 6 grupta ayrılır. Ee, ve hani burada sosis 7 şeklinde bir kelimeyle mesela sünger, solenter, solucan, yumuşakçı, eklem bacaklı, derisi dikenli kodlaması yapılabilir. Basit bir mantığı var zaten. Şimdi süngerler o zaman bu mantığa göre hayvanlar alemi içerisindeki en ilkel gruptan bahsediyoruz. Çok az kısmı tatlı sularda yaşar ama genelde nedir? Denizlerde görürüz. Yani bunlar sucul canlılardır. Bunları böyle karada göremezsiniz bilinen en eski hayvan türleridir. Hani ilkelden gelişmişe mantığı var ya. Bakın burada sizi şaşırtmasın. Tatlı sularda yaşayanlarda kontraktil koful bulunur. Zaten hep sorulurdu bana. Hocam tatlı sularda süngerler yaşıyorsa bunlar hayvansa çeperi yoksa nasıl hücreleri patlamıyor? İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar her şeyin bir istisnası vardır. İstisnası olmayan şey istisnadır demiştik değil mi? Bakın burada kontraktil koful bulunabilir. Ama hemen soru çözme mantığına dönelim. Birisi soru hazırladı diyelim ve size kontraktil koful ile alakalı bir cümle başladı. Önce kimi düşüneceğiz? Protistleri düşüneceğiz. Aynen öyle. Azur vazosu, deniz süngeri bunlara örnektir. Sölenterler tabi artık böyle yavaş yavaş canlı gelişiyor, kendini gösteriyor. Yavaş yavaş sistemler oluşmaya başlıyor. Süngerlerden daha gelişmiş bir organizasyona sahip ve burada polip ve medüz olmak üzere iki alıyor. Şimdi süngerlerde biz böyle aktif yer değiştirme görmüyoruz. Sölenterler içerisinde yavaş yavaş bir canlının bir yerden bir yere gittiğini görmeye başlayacağız. Çünkü bunlarda da sabitler var, hareketliler var. Sabit dediğin şey işte polip, yüzenlerde medüz. Mesela hidra bir poliptir. Ama medüz, mesela deniz anası bir e, yüzücüdür, hareket eden, yer değiştiren yapıdır diyebilirsiniz, tamam mı? Yani yer değiştirme hareketi yapar. Yoksa hidra da böyle ...tentaküllerini falan sallayabilir. Hocam ne diyorsun? Gerek yok. O tarz böyle ayrıntılara gerek yok. Şimdi o zaman şöyle bir şey söyleyelim mi? İşte hidra dediğim bir canlı var. Bu hidra sabit. Bundan tomurcuklanarak ne oluşuyordu? Deniz anası oluşuyor. Deniz anaları hareketlidir. Tabi burada bir eşeğsiz üreme mantığı görmüş oldunuz. Tomurcuklanarak bir deniz anası oluşuyor. Ama deniz anası tomurcuklanmaz. O gametini oluşturur. Ve bu şekilde eşeğiyle ürer. Bakın mercan ve hidra sabit. Deniz anaları yüzücü forma sahiptir. Şimdi tabi burası mebin arkadaşlar çok ama çok özet geçtiği kısımlardan. Daha çok biz eklem bacaklara vurgu yapacağız. Hani hocam işte bir sürü şey var neden işte girmiyoruz olayı olmasın. Zaten sıfırdan sonuçta mantığı da bu. Önce temel şeyleri bilelim sonra üstüne gereken şeyleri ekleriz. Şimdi tabi avcılardan korunmak avlanmak kendi türüyle ve diğer türlerle ilişki kurmak için bazıları ışık saçıyor. Buradaki mantıkta biyolüminesans dediğimiz bir şey aslında özel gen bölgeleri var. Lüsiferin ve lüsiferaz denilen iki tane yapı oluşturuyor ve bunların reaksiyona girmesiyle bir ışık açığa çıkıyor. Biz bunu karacanların bazılarında da görebiliyoruz değil mi? Ama özellikle deniz canlılarına ait bu ışık saçma olayı işte deniz anılarında olabiliyor. Bazı planktonlarda olabiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla biz aslında... Hayvanlar alemi içerisinde bu tarz bir ifadeyi çoğunlukla suda yaşayanlara, e, suda yaşayanlarla ilişkilendireceğiz. Unutmayalım. Mesela onlardan bir tanesi bakın Noctiluca scintillans isimli protist. Bunlar işte geceleri o yakamozda parlayan e, canlıların aslında kendileridir. Oradan Işık saçıyorlar biz görüyoruz hatta bazı tropikal bölgelerde toprağın üzerinde daha doğrusu kumsaldaki o kumun üzerinde o kadar güzel yayılıyor ki siz böyle üstüne bastığınız yerlerin mesela bir anda ışıdığını falan görüyorsunuz. İnanılmaz güzel bir görüntüsü var. Solucanlar artık hayvanlar bir sistemleşme içerisine giriyor ve gelişmiş sistem mantığının görüldüğü ilk canlı burası işte. Ee, solucanları kendi içerisinde de yassı, yuvarlak ve halkalı solucan olarak ayıracağız. Bakın yuvarlak, yassı ve halkalı. Şimdi burada da şöyle bir şey var. Hidrostatik iskelet ifadesini duyarız. Hidrostatik aslında su. Yani bunların içerisinde bir su birikintisi, su kümesi var ve o su bunların vücutlarının belirli bir şekil almasını, işte yer yer hareket etmesini sağlıyor. Peki hocam başka ne olabilir? Bakın kendini tamamlama yetenekleri yüksek. Yani mesela siz bir planaryayı yani yassı solucanı şu şekilde enine böldüğünüzde üstten de alttan da birer tane yassı solucan elde edersiniz. Bu bir eşeysiz üremedir. Ama eşeyli üremelerinde de genelde hermafrodittirler. Şimdi burada çok güzel bir soru tipi var. Bakın eşeyli üremenin yanında eşeysiz üreme yetenekleri var dedik tamam. Zaten rejenerasyon eşeğsiz üremeydi. Ama hermafrodit diye bir şey de var. Hermafrodit çift cinsiyeti taşımak, sperm ve yumurta üretmek anlamına geliyor. Burada en çok dikkat etmemiz gereken şey şu. Bunlar hermafrodit olsa da çoğu zaman kendilerini döllemek istemiyorlar. Neden? Çünkü kendi kendini döllemek her ne kadar dölleme tabii ki eşeğli üremedir, tabii ki çeşitlik sağlar ama kendi canlının kendisi bu gametleri oluşturduğu için çok da fazla çeşitlilik yaratamıyor. O yüzden hermafroid de olsa bir canlı aslında başka bir canlı ile çiftleşmek ister. Mantık nedir? Mantık çeşitliliği arttırmak, doğaya dayanıklı bireyler meydana getirmek. Yani birisi size şöyle bir soru sorsa bir canlı hermafroid olmasına rağmen neden kendini döllemek istemeyebilir? Cevap net. Hocam çeşitliliği arttırmak için. Peki Solucanlar genetik çeşitliği artırmak için kendi kendini döllemek yerine yabancı döllenmeyi tercih ederler. Hermafrodit dahi olsalar. Peki. Tabi bunu nasıl yapıyorlar hocam? Şimdi hermafroditsin. Sperm ve yumurtayı oluşturuyorsun. E orada duruyor. O sperm ve yumurta döllenecek. İşte şöyle yapıyorlar. Farklı zamanlarda sperm ve yumurta üretiyorlar. İşte atıyorum bir ay sperm üretiyor bir ay yumurta üretiyor. Bu sayede sperm ve yumurtanın kendi vücudu içerisinde karşılaşma ihtimalini azaltmış oluyor. Bakın planar yassı solucanlara, kancalı kurt yuvarlak solucanlara, sülüklerde halkalı solucanlara örnek. Burada kayda değer en önemli bilgilerden bir tanesi şu, hani biz omurgasız hayvanlarda dolaşım sıvısı damar dışına çıkar diyoruz. Yani atar ve toplar damar arasında kılcal damar yoktur diyoruz ama ilk defa kapalı kan dolaşımının görüldüğü canlı bakın kim bu? Bu toprak solucanı halkalı solucanlar içerisindeki bir üye. Yani bunlarda ilk defa bakın kapalı kan dolaşımı görülüyor. Hemoglobin pigmenti mevcut. Yani burada atar ve toplar damar arasında hocam ne var? Kılcal damar var diyeceğiz. Belki şöyle bir e örnek de ekleyebiliriz şuraya yıldız atarak. Yuvarlak solucanlarda da ilk defa ağız ve bağırsak çıkışı yani anüs farklaşması söz konusu oluyor. Yani ilk defa iki açıklık canlı söz konusu burada sindirim kanalıyla alakalı. Tamam peki. Yumuşakçalara geldim. Adında yumuşak kelimesi var. Herkes şöyle zannediyor. ya işte ben buna dokundum da böyle bucik hepsi değil. Bazılarının dışında kabuk bulunur. Yani yumuşakça mantığını biz zaten bilimsel sınıflandırma yapıyoruz hocam. Bir canlının dış görünüşüne bakarak bir sınıflandırma yapmıyoruz ki biz burada filogenetik sınıflandırma yapıyoruz. Dolayısıyla siz bir canlıya işte kabuğu var, bu yumuşakça değildir demeyeceksiniz. Mesela midye bakın bir yumuşakçadır, salyangoz bir yumuşakçadır, ahtapot da bir yumuşakçadır. Dolayısıyla hani Şöyle kabuk bulundururlar denildiği zaman hemen aklınıza ya bu yumuşak değil miydi ama kabuk sert falan gibi bir ifade lütfen kullanmayın tamam mı? Peki eyşeyle olarak çoğalabilir, tatlı tuzlu suda yaşayabilir, karada yaşayan türleri var. Eklem bacaklardan sonraki ikinci en büyük omurgasız e, grubudur arkadaşlar burası. Dediğim gibi ahtapot, sümüklü böcek ve midye yumuşakçalara örnektir. Geldim eklem bacaklara. Yıldızı hak eden yer zaten burası. Burada birazcık böyle oyalanalım. Neden oyalanalım? Çünkü buradan adam kanat yapısına kadar sorabiliyor. Kanat sayısına kadar sorabiliyor. Ha bu benim gözümü korkutmasın. Zaten 2015 sınav sorusunu açıp bakarsanız arkadaşlar. Öyle basit cevaplardan çok rahat bir şekilde çıkarabileceğiniz bir soru var. Eklem bacaklar dünyada yaşayan hayvanların büyük bölümünü oluşturuyor. En kalabalık gruptan bahsediyoruz. Buna omurgalıları da dahil edebilirsiniz. Karasal hayata başarılı bir şekilde uyum sağlamışlar. Dünya üzerine çok güzel bir yayılış göstermişler. Ama tekrar söyleyelim suda da yaşıyor, karada da yaşıyor. Peki hocam Soruya gelelim o 2015'teki soru böyle vücut bölümleri, kanat sayısı, işte bacak yapısı falan böyle bir soruydu. Vücutları bölmeli, hareket e, organları var ve bunlar da eklem yapısına sahip. Yani bizdeki gibi tabii ki işte oynar oynamaz falan mantığında kıkırdaklar, kemikler ve sarı içermiyor ama hareketli yapılara sahipler. Çoğunlukla kitinden yapılı bir dış iskelet bulundururlar. Embriyonik dönemde başkalaşım, metamorfoz geçiriyorlar. Yani burada hocam bunlar bu ifadeler çok kıymetli. Neden? Çok kıymetli. Mesela geliyor diyor ki işte bir canlı başkalaşım geçiriyorsa Hmm, bir dakika başkalaşım geçiren başka bir canlı da olabilir. Mesela amfibiler, omurgalılar içerisinde değil mi? Mesela kurbağalar. O yüzden soruya yaklaşırken geniş bir perspektiften yaklaşacağız. Hani genelden özele doğru gitmeye çalışacağız. Bakın başkalaşım metamorfoz görebiliyor. Ergin bireylerinde de deri değiştirme benzeri olaylar görülüyor. Mesela çünkü kitin sert bir şey. Büyümeyi sınırlandıran bir şey. Vücut büyürken kitin büyümüyorsa o zaman o kitini yapacak bir şey yok. Değiştireceksiniz şeklinde düşünebilirsiniz. %25'i kabuklular, örümcekler ve çok ayaklar oluşturuyor. Yengeç kabuklulara, örümcekler, araknitlere, çıyanlar, çok ayaklılara örnek. Hani biz eklem bacaklıları, kabuklular, araknitler, çok ayaklar ve böcekler şeklinde sınıflandırıyoruz. Peki... En geniş sınıfı kim oluşturuyormuş hocam burada? Böcekler oluşturuyor. O zaman toparla. Omurgasızlar içerisinde en kalabalık grup eklem bacaklar. Eklem bacaklar içerisindeki en kalabalık grup da böcekler oluyor. Ve böcekler özelinde birazcık konuşalım şimdi. Mesela bir çift anten ve kanat. Üç çift bacak. Vücudu özellikle baş, göğüs ve karın olarak üç kısımdan oluşur ifadeleri. Her ne kadar ya bu nedir dedirtse de aslında basit bir şıkla kombine edilerek sorulabilecek sorulardan bir tanesi oluyor. Ama bana göre şu anda en kıymetli yeri söylüyorum size trakeler. Trake solunumu yapıyorlar. Böceklerde solunum gazları yani oksijen, karbondioksit bu borular yardımıyla doğrudan hücrelere gönderilebiliyor. Yani bunlarda oksijen ve karbondioksit kan dediğimiz o vücut sıvısında taşınmıyor. Trakelerle taşınıyor. Peki o zaman biz burada mantık olarak şunu söyleyebilir miyiz hocam? Atar damar, toplar damar arasında kılcal damar yok. Vücut boşluklarına sıvılar akıyor. E bu sıvı da yavaşlıyor. Yavaş olması benim içime gel işime gelmiyor. Neden? Çünkü benim oksijeni hücrelerime hızlı bir şekilde ulaştırmam lazım. Bunun için ekstra bir sistem yapıyorum. Ne yapıyorum? Trake solunum yapıyorum. Yani mantık şu. Siz bir böceğe baktığınız zaman gerçekten çok hızlı hareket ettiğini görürsünüz. E çok hızlı hareket eden bir şeyin çok fazla enerji üretmesi lazım. Doğru mu? Ve bu enerjiyi de nereden üretecek? Oksijenli solundan üretecek. Oksijenli solunumun ham maddesine oksijenin kendisi. O zaman mümkünse benim oksijeni dokularıma çok hızlı bir şekilde ulaştırmam lazım. Yavaş akan bir vücut sıvısıyla bunu yapamayacağıma göre ne yapıyorum? Trake solunumu trake borularıyla hücrelere doğrudan oksijeni gönderiyorum. Harika. Hemoglobin gibi solunum pigmenti bulunmuyor. Açık dolaşım görülüyor. Şimdi söyledi kılcal damar bulunmuyor. Bazıları tabii koloni halinde yaşayabilir. Karıncalar mesela arılar değil mi? Burada örnekler var. Hamam böceği, karınca, arı, peygamber devesi, kelebek, çekirge, sinek türleri neye ait? Böceklere ait. Şimdi burada şöyle bir yıldız daha atmanızı istiyorum. Bunu kendi notunuz olarak yazmanızı istiyorum. Özellikle arkadaşlar boşaltım artı olarak ürik asit atıyorlar. Tamam ürik asit atarlar. Bu ürik asit ifadesini siz sürüngenler ve kuşlarda da göreceksiniz. Dolayısıyla burada şöyle bir ifade kullanılırsa eğer, işte ürik asit attığı bilinen bir canlı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur şeklinde o zaman hocam sürüngen var, kuş var, bir de kim var? Eklem bacaklar, böcekler var diyeceksiniz ve soruyu o şekilde toparlayacaksınız. Peki geldim son kısma derisi dikenler. Şimdi derisi dikenler işte deniz yıldızı, deniz kestanesi değil mi? Tamamı tuzlu sularda yaşayan gelişmiş anatomi ve fizyolojiye sahip omurgasılar için konuşuyorum tabii. Hayvanlar. Derisi dikenlerin hemen hepsinde iskelete ait dikenler bulunur. Yani bunlarda böyle kalsiyum yapılı e, iskelet yapıları bulunur. Böyle kemik kıkırdak lütfen. Kemik kıkırdak ifadesi geçtiğinde hop omurgalara doğru gidin. Tabii hocam hareket, solunum, beslenme, boşaltımda görevli tüp ayakları var. Tüp ayak, tüp kanal sistemi var. Bu kanallar aracılığıyla ne yapıyor? İşte zemine tutunuyor. Zaten siz böyle bir deniz yıldızı ya da deniz kestanesini suyun üstünde görürseniz bilin ki o %99 ölmüştür. Çünkü bunlar genelde böyle deniz tabanında falan hareket ederler. Rejenerasyon kabiliyetleri aslında yüksektir. Özellikle deniz yıldızından bahsediyorum. Belirli bölgelerinden yani kendilerine özgü. Belirli bölgelerden kesildiğinde kopan parça arkadaşlar kendisini yeni bir deniz yıldızına tamamlayabiliyor. Geriye kalan parça da yani şurada eksilen parça da kendini tamamlayabiliyor. Yani bir yerde rejenerasyonla yenilenme varken diğer taraf rejenerasyonla üreme oluyor. Elbette ki eşeğiyle üremeleri de var ama eşeğsiz üremelerinin genelde rejenerasyonla olduğunu bilseniz buraya yetecektir. Mantarlarda hiflerin bir araya gelerek oluşturduğu mantarlara özgü yapı neydi? Miselyumlardı, misellerdi. Hatta işte mikoriza diye bir şeyden bahsetmiştik. Bitkinin köklerinde yüzey alanını arttırarak bitkinin birim zamanda daha çok su ve mineral almasını sağlayan yapılardı. Bunun karşılığında da mantarlar bitkiden besin alıyorlardı. Bu bir mikoriza, bir mutualist ilişkiydi. Hayvanlar aleminin yaklaşık %95'ini oluşturan grup omurgasızlardır. Omurgasızlar içerisindeki en kalabalık grup eklem bacaklar. Eklem bacakların içerisinde en kalabalık grup böceklerdi. Kapalı dolaşım görülen omurgasız canlı örnekleri yazalım. Bir kere ilkini kesinlikle yazalım. Toprak solucanı. Hocam bundan bahsettin az önce. Ama mesela buna eklemek istediğim ahtapot. Mesela ahtapotta da bu var. Ya da mürekkep balığında da arkadaşlar bu var. Mürekkep balığı içinde balık kelimesi geçmesine rağmen balık mı? Değil hocam. Bu bir yumuşak çadır. Lütfen dikkat edelim. Böceklerin dört karakteristik özelliklerini yazın. İşte çoğunda ne vardı? Ne demiştik? Bir çift anten ve kanat var demiştik. Böyle hani önemsenmemiş yerleri vurgulayalım ki aklımızda kalsın. Ama dediğim gibi bu tarz sorularda genelde bir tane bariz böyle anlamsız bir cevap vardır. İşte göğüs bölgelerinden 3 çift bacak çıkar arkadaşlar. 3 çift bacak bulunur. Başka ne olabilir mesela? Böyle kimsenin gözüne gelmeyen. İşte vücudu baş, toraks ve karın olmak üzere baş, göğüs yani toraks, karın olmak üzere 3 bölümden oluşuyor. Başka ne yazabiliriz? Trake solunumu gösteriyor. İşte ürik asit atıyor. Değil mi? Yani bunları arkadaşlar yazabiliriz. Metamorfozu yazabiliriz. Metamorfoz başkalaşım geçirirler. Çünkü bunlar genelde hani omurgalılara e, bağlanarak sorulabilen soru tiplerinden oluyorlar. Şimdi o zaman şöyle omurgaları geçmeyeceğim. Şöyle 2-3 dakika bir omurgasız konuşmaya devam edeyim. Olur mu? Ne dedik? Hayvanlar aleminde en fazla türe sahip olan kısımlardan en kalabalık yerlerden bir tanesi sünger, sönenter, solucan, yumuşak, çeklen, bacaklı, derisikenli olmak üzere aşağı gruplarda 6 tane sınıfı var. Buradaki süngerler en ilkel derisi dikenler en gelişmiş oluyorlar. Süngerler de tatlı suda yaşıyorsa kontraktil kofula sahip olduğunu söyledik. Derisi dikenlerde de işte rejenerasyon kabiliyetin en yüksek olduğunu söyledik. Süngerlerin sabit yer değiştirme hareketi yapmadığını, sölenterlerde ise yer değiştirmenin ve değiştirmemenin olduğunu söyledik. Sölenterler içerisinde işte hidra, poliptir, e, deniz anası medüzdür, medüz hareketlidir, polip yer değiştirme hareketi yapmaz dedik. Solucanlar artık gerçek manada sistemleşmeye başladı. Yassı yuvarlak halkalı şeklinde bir sınıflandırması var. İçerisinde işte tenyası, kancalı kurdu, toprak solucanı var. Toprak solucanı ilk defa kapalı kan dolaşımının yani kılcal damarın görüldüğü canlı. Yuvarlak solucanda da ilk defa iki açıklık sindirim sistemi ağız ve anüs olarak ayrılmış dedik. Sonrasında eklem bacaklar içerisinde böcekler üzerinde durduk. Ürik asit atarlar, metamorfoz geçirler, trakes solunum yaparlar. Açık kan dolaşımları var yani kılcal damarları yok, hemoglobin pigmenti yok. Ee, i̇şte vücutları 3 bölgeden baş toraks ve karın bölgesi şeklinde ayrı oluşur dedik. Ee, Yumuşakçalar içerisinde vurgumuz hani bunların hepsi böyle yumuşak yumuşak ele gelir değil Elbette ki dışında kabukla korunanlar da var. Bunlara midyeyi, salyangozu örnek gösterdik. Elbette ki midyenin içi yine yumuşak, salyangozun içi yine yumuşak. Ama kabuklu, kabuk benzeri yapılar içerdiğini söyledik. Kalsiyum türevli. Ve başka burada... Şöyle bir bakayım gözümden kaçan bir şey var mı? Her mafrolit olmasına rağmen bir canlı neden kendini döllemek istemez? Onun vurgusunu yaptık. Neden? Çünkü çeşitliliğin daha çok artmasını ister canlı. Bir bahsettik. Canlının ışık saçması bunu bazen savunma için bazen av için avlanmak için yapabilir. Mesela canlının başka bir canlının dikkatini çeker bu. Böyle bakıyorum. Derisi dikenlerin tamamı suda yaşar dedik ve bitirdik. Bence burada güzel bir molayı hak ettik. Dönüşte de omurgalılar son videoda da hem soru çözer, boşluk doldurma yaparız. Yine bir tekrar yaparız. Hadi bakalım bir mola.